Kıymetli izleyicilerim, 27 Ocak 2023 Cuma, Türkiye'nin baraj videoları en çok izlenen Mehmet Aksoy YouTube kanalına hoş geldiniz. Saat 17 yeni bir yayına başlıyoruz. Burası neresi? Bildiğiniz gibi Ahalt'ın çıkışında, Ahalt'tan Artvin Erzurum tarafına giderken Ahalt'ın çıkışında trafik kontrolünün yapıldığı, şurada da iki yolun birleştiği, şu alttan gelen yolla iki yolun birleştiği yerdeyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burayı tamamen su almış durumda. Şu ileride iki tane beyaz bina vardı, oda vardı. Onlar da dün birisi su üstündeydi ama bugün o da su altında kalmış durumda. Direğimiz orada duruyor. Bu direkte gözüm kaldı abi. Su, senden rica ediyorum, getir bu tarafa. Ben de onu alıp gideceğim bu sefer. Başka yolu yok. Evet arkadaşlar. Ne dedik? Türkiye'nin baraj videoları en fazla izlenen Mehmet Aksoy YouTube kanalı. Aynı zamanda Müge Anlı hanımefendiden sonra en fazla izlenmeye aday YouTube kanalı. Niye Müge Hanım'ın ismini zikrettim? Arkadaşlar, kendisi kıymetli bir insan. Onu da videomuzun sonunda bahsedeceğim. Şu anda 17, akşam karanlık olmak üzere hızlı bir şekilde ne yapıyorum? Buradan ileri doğru ilçe merkezine doğru gidiyoruz ve oradan da görüntülerimizi alıp bugünkü yayınımızı tamamlayacağız ve birkaç bilgiyi de, birkaç sohbeti de orada açıklayacağım. Şurada kendimize bir ölçü edinelim. Şu iki demir, bakınız, bu tarafta demirler yok. Şurada şu ikinci demirin yanında su. Bu arada YouTube izleyicileri Mehmet Aksoy'u sesinden tanır. Bir başka sloganımız daha var. Onu da biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Şöyle bir karşılara bakalım. Oralarda toprak çökmeleri olmuş. Şöyle dönüyoruz. Dün akşamki yayınımızda şurada bir duvarımız su yüzündeydi. Orası da kapanmış durumda. Şuradan bu tarafa doğru dönüyoruz. Buraya sık sık ziyaretçi geliyor. Gelirseniz arkadaşlar, şu kenardan yürümeyin. Bana bakmayın, kenarlardan yürümeyin arkadaşlar. Çünkü buralarda çökmeler oluyor. Şimdi mezbahanenin yanına gidiyoruz. Biliyorsunuz şuradan şöyle bir yol vardı. Burası artık bir deniz olmuş durumda. Mezbahanenin yanına gidiyoruz. Şu anda da mezbahanenin yanına geldik. Artık o kapılar, pencereler su altında kalmak üzere. Büyük ihtimalle yarın akşam geldiğimizde o kapıları, pencereleri de görmüyor olacağız. Büyük bir sessizlik hakim olmuş buralara. Şu tarafı da göstereyim. Yine ilçe merkezi tarafına döndük. Ve buradan videoyu durduruyorum. Şimdi başka bir noktaya gitmek için devam ediyorum. Orada görüşmek üzere. Şu anda da mezbahanenin arkasındayım. Buradaki sular buz tutmuş durumda. Burada da birkaç gün önce göstermiş olduğumuz köpek yavrularının olduğu mevki, su da bu ağacımızın dibine çıkmış durumda.
Şu anda neredeyim? Yusuf Emre hoş geldiniz levhasının önündeyim. Şöyle dönüyorum. Şurası petrol. Şurayı da göstermek istiyorum. Artık buralar göl olmuş durumda. Şöyle biraz ileri yürüyeyim, petrolü de göstereyim. Ne haber? Petrolde de artık söküm çalışmaları başlamış durumda. Dünden itibaren burayı da söküyorlar. Gölü tekrar gösterelim. Şimdi ileriye başka bir noktaya gidiyoruz. Ne haber? Arkadaşlar, bu köpekleri ben çok seviyorum. Neden? Çünkü çok vefalılar. Bir lokma ekmek ver, seni asla unutmazlar. Bende de biraz köpeklik var herhalde. Onun için çok iyi anlaşıyoruz. Ne haber kuzum? He? Ne haber? Ama dediğim gibi sevmem bunların sokaklarda dolaşması anlamına gelmez. Yani Türkiye'de her taraf köpek olmuş durumda. Bunları besleyene kadar koyun keçi besleseydik bunlara yapmış olduğumuz masrafı Türkiye zengin olurdu herhalde. Nasıl ki nüfus planlaması yapıyor, kürtaj yapıyorlarsa insanları. Ondan sonra bunlara da bir çare tedbir bulunması lazım. Her gün sokaklarda görüyorum ya bir kedi ya bir köpek bir araba altında kalmış, ezilmiş. Bu hayvanların güvenli bir noktaya alınması lazım. Şehir merkezlerine yakın bir yerde etrafı tel örgüyle çevrilip gönüllü insanlar bunları orada beslemesi lazım. Yoksa her günde bir insanı, bir çocuğu, bir yaşlıyı, birisini parçalıyorlar. Bu da hoş bir durum değil. Gel bakalım, gel, 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 gel. Şu anda da Mehmet Aksoy YouTube izleyicileri anıt çalısının olduğu bölgedeyiz arkadaşlar. Ama çalımızı unutmadık. Mutlaka her geçende ziyaret ediyoruz. Bir sualtı dalgıcı bulacağım. Onun yanına gideceğiz. Beraber ziyaret edeceğiz. Onu orada dimdik ayaktayken görüntüleyeceğiz. Ağaç bahçeleri bu durumda arkadaşlar. Vakit daralıyor. Devam ediyoruz. Şu anda neredeyim? Burayı hemen göstereyim. Hastanenin sırtındayım. Burada hastane vardı. Burası yıkıldı. Şimdi geriye doğru baraj gölünün olduğu tarafa doğru dönüyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz orada bir beyaz ateş yanan yerinde beyaz minibüs var. Birkaç gün önce, bir iki gün önce oradaydı su. Orası tamamen göl olmuş durumda. Şöyle biraz bu tarafa doğru da çekeyim. Gördüğünüz gibi bu kısımlar tamamen göl olmuş durumda. Şimdi yine devam edelim ve suyun yanına gitmeye gayret edelim. Şu anda neredeyim? Şu karşımız hastane, yıkılan hastane. Biraz önce onun önündeydim. Şimdi de bu hastaneden Üsveli'ne giderken o virajın olduğu yere geldim. Şurası sanayi ve gördüğünüz gibi göllenme buraya kadar gelmiş durumda. Şimdi aşağı suyun yanına iniyorum. Şu anda da dün akşamki suyun akar ile göllenmenin birleştiği noktaya geldik. Burada Aksoy YouTube yazmıştık. YouTube sular altında ama Aksoy dimdik ayakta. Orada da 26.01.2023 yazmıştık. O henüz duruyor. Şimdi de sabah 11.20'de işaretlemiş olduğum yere gidiyorum. Bu noktaya sabah 11.20'de gelmiştim. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Orada kırmızı görüyorsunuz. Su oraya çıkıyordu. Oraya bir işaret koymuştum. Onu almış durumda. Şu taşın üzerine de 27.01.2023 yazmıştım.
Altta onun da işaretleri vardı. Artık biraz daha yukarıya gitmiş durumda. Arkadaşlar, sohbetimin başında Müge Anlı demiştim. Kendisini çok seviyorum. Tabii ki sevgim farklı cinsiyetten olduğumuzdan değil. Onu da açıklayayım, çünkü bazen lafı kıçından anlayanlar olabiliyor. Bana göre Müge Hanım bir Osmanlı kadını. Osmanlı kadını deyince benim aklıma şu geliyor. Milli manevi değerlerine sahip. Hani eski hikayelerden, büyüklerimizden, dedelerimizden dinlemişizdir. İşte dedelerimiz savaşa gitmiş. 7 yıl, 8 yıl, 5 yıl, 10 yıl savaştan gelmemiş. Ondan sonra eşini memlekette bırakmış. Eşi hayatının baharında, 17-18 yaşında, belki 20 yaşında. Ama bir tane çocuğu varsa veyahut da yoksa, o çocuğuna sahip çıkmış. Namusuna en ufak bir leke getirmemiş. Aklı başında, ferasetli, saygılı, sevgili, birçok güzel özelliklere sahip, bizim milli manevi değerlerimizle büyümüş bir insan. Dolayısıyla ben Müge Hanım'ı dinlediğimde de o değerlerimizi görüyorum, ama izlemiyorum, çünkü olan öyle olayları görünce insanlardan nefret ediyorum. Yine sohbetimizin, videomuzun başında dedik ki Mehmet Aksoy'u izleyicileri sesinden tanır. Bugün lokantaya yemek yemeye gittim. Bir masaya oturdum. Karşımda yakışıklı bir beyefendi var. Ben yemek söylerken, abi sen Mehmet Aksoy musun dedi. Tabii ben onu tanımıyorum. Nereden tanıyorsun dedim. Ben dedi senin izleyicinim. Sesinden tanıdım dedi. Kardeşimiz de karayollarında çalışıyormuş. O videonun başlangıç kısmında yol kenarında bariyerlerin demirlerini görüyorsunuz ya. Onlardan da bahsetti. Dedi ki abi dedi onlar dedi çok derin bir mesafede, 7-8 metre mesafede, belki 10 metre. Ondan sonra alttaki yol da belediyenin yoluydu. Dolayısıyla onu sökecek belediyenin zarar görecekti. Veyahut da çok derin sökülmüyor. Onun için almadık, ama alınanları aldık diyor. Bir başka söylemek istediğim husus da arkadaşlar şu, burası da çok önemli. Ben videolarımda kendimi göstermiyorum. Göstermediğimin sebeplerinden bir tanesi şu. Yani ben kendimi ön plana çıkarmak değil de yaptığım işi ön plana çıkarmak istiyorum. İkinci sebep de şu. Bizim toplumumuzda insanlar genellikle kişinin makamına, mevkisine, ondan sonra şanına, şöhretine göre muamele ediyor. Ben de bunu sevmiyorum. Bundan hoşlanmıyorum. Ben insanların, eskide ben de yaptım bu hataları, ama şimdi yapmıyorum. İnsanların makamına, şöhretine, bana fayda sağlayacağı faydaya göre ona kuyruk sallamıyorum, yağ yakmıyorum, gülümsemiyorum. Neye dikkat ediyorum? İnsanın insanlığına dikkat ediyorum. Makamı, mevkisi, şöhreti ne kadar büyük olursa olsun, ne olursa olsun, eğer karakterini, kişiliğini, insanlığını sevmiyorsam kafamı çeviriyorum, diğer tarafa görmemezlikten geliyorum. Ama onun yanı sıra eğer ister iş makamı olmasın, malı olmasın, mülkü olmasın, ama insanı olarak bir değeri olsun, o da benim başımın tacı. Hani diyor ya şair, nice adamlar gördüm, üstünde elbise yok. Nice elbiseler gördüm, içinde adam yok. Onun için değerli kardeşlerim, bizim toplumumuzda genellikle işte tanıdığın varsa, şanın şöhretin varsa, insanlar sana daha fazla itibar ediyor. Ondan sonra sana çeşitli kapılar açılıyor, ben bunu istemiyorum. Beni seven, benim şanımdan, şöhretimden, yaptığım işten dolayı sevmesin. Benim karakterimi, kişiliğimi, insanlığımı seviyorsa sevsin. Bir de şu hususa da değinmek istiyorum.
mesela toplumumuzda bir daireye gittin, bir yerde işin var, tanıdıksan güler yüz, ilgi alaka hemen işler çözülüyor. Tanıdık değilse biraz surat asık, çok iyi muamele değil. Belki görülecek işinde görülmüyor. Arkadaşlar, kimin ne olduğu bilinmez. Hani biraz önce dedik ya, nice insanlar, nice adamlar gördüm, üstünde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde adam yok. Belki o hakir gördüğünüz, önemsemediğiniz insan bir Allah dostudur. Allah katında kıymetlidir. Allah'ın bize bir emanetidir, bir insandır, bir gönlü vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir insanın kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha büyük bir günahtır. Onun için eğer o mevkisiz, makamsız, parasız, belki toplumda itibarsız insana biz ilgilenir, onun bir Allah razı olsun duasını alabilirsek, ben bu duayı çok önemsiyorum. Hayatımızda birçok işimiz kolaylaşır. Dua demişken aklıma bir şey daha geldi. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben İzmir'de görev yapıyorum. 2002'nin sonu, 2003 falan İzmir'e gittim. Gültepe semtindeyim. O zamanlar öyle olaylar oluyor ki, hırsızlık, kapkaç falan o yıllarda televizyonlarda çok vardı. Yani yaşı biraz büyük olanlar çok iyi hatırlarlar. O Gültepe'de sakıncalı bir semt, öyle olaylar oluyor ki, yani bir tanıdığım birisine anlatsam der ki, arkadaş bu iyi yalan atıyor. Böyle inanılır türden değil. Hırsızlık, kapkaç, ne ararsan var. Polisi arıyoruz, gelmiyor, geliyor, sonuç yok, bilmem ne. Hatta bir gün bu kötü olaylardan bir tanesini anlatayım. Camiden çıktık cuma namazında. Cuma namazından çıkılmış, insanlar kalabalık. Caminin yanında da bir çay bir bahçe var. Yeşil alan. Ondan sonra bir tane motorlu genç geliyor. İki tane o tinerci, kapkaççı, işte hırsız, sabıkalı gençlerden ikisi hemen bir yanından, biri bir yandan bıçağı çıkardı. Motorcuyu durdurdu, el etti. Ondan sonra bıçağı yanına dayadı. İn lan aşağı dedi. O da mecburen indi. Bindiler motorunu, aldı gittiler. Bunun gibi neler neler. Tabii böyle bir ortamda yaşıyoruz. Bir gün baktım ki bu polis ekipleri, bir ekip geldi. Bizim bölgedeki o suç örgütü elebaşlarından bir kişinin ismini sordu. Yarım saat geçti, bir başka ekip sordu. Bir yarım saat geçti, bir başka ekip sordu. Ya dedim, arkadaş size bugün ne oldu? Kafanıza dedim taş mı düştü? Ben dedim 50 sefer arıyordunuz. Arıyordum, gelip bunları almıyordunuz. Bugün dedim size ne oldu dedim. Meğer devran değişmiş. Allah razı olsun, Allah işini gücünü rast getirsin. Hayatında anneme babama dahi o kadar dua etmemişim. Sayın Hüseyin Çapkın Bey, emniyet müdürü İzmir'e atanmış. Ondan sonra kendine harç, sistemler kurmuş, bilmem ne yapmış. Eskiden sokağa çıkılmazken o kendine özel tekniklerle, işte o İzmir'i bilenler bilir, kemer altında her gün 150 tane şey olurdu. Hırsızlık, kapkaç olayları olurdu. İşte polisleri görevlendirdi. Kimisi simitçi, kimisi gevrekçi, kimisi ayakkabı boyacısı, en ufak bir şey oldu tak boğazına yapışıyorlar. Kendisinin de adli makamlarla arası iyiydi. Polis oraya bir suçluyu götürdüğü zaman onlar da o da icabını yapıyorlar. Bu defa İzmir yaşanılır bir şehir oldu. Sonra Sayın Hüseyin Bey'in çalıştığı polis arkadaşlar, çevremiz çoktu, konuşuyorduk. Hepsi son derece memnundu. Hepsi böyle, yani benim kadar seviyor, bakıyorum ki o anlatmalarından. Dolayısıyla niye bilmiyorum. Tabii ki bu duayı hak ettiği için,
Ben de böyle bir yerde namaz kılarken aklıma gelirdi, yürürken aklıma gelirdi. Çok dua ettim o insana. Hatta o zamanlar dedim ki bir gün gideyim Hüseyin Bey'in yanına. Bu içimdeki duyguları ifade edeyim. Sonra dedim ki beni ilk defa tanıyacak. Acaba bir beklentisi mi vardır, bir yağcılık mı yapıyor, ne yapıyor diye dedim ki gitmeyeyim ben duamı yapayım arkadaşlar. Şimdi bir zamanlar bir kurum değiştirme niyetim olmuştu. Tabii ki oradan da amacım acaba hani topluma, millete fayda olabilir miyiz düşüncesiydi. Çünkü ben severek imam olmadım ama bin defa dünyaya gelsem yine imamlık yaparım. Mesleğimi çok sevdim, seviyorum da. Ama başka bir kuruma, acaba topluma faydam olabilir mi diye geçmek istedim. Artvin'e geldim. Bir vali beyle görüşmem gerekiyordu. O zamanki Sayın Vali Bey'in soyadı Halıcı mıydı, Kilimci miydi, Cecimci miydi? Abi bir hafta kapısında bekledim de görüşemedik. Ama İzmir'de o benim işte 2013 yılına kadar çalıştığım dönemlerde İzmir'de yani olmaz da diyelim ki gece saat 12'de bir yetkiliyle il yöneticisinden birisiyle görüşmek iste görüşürdüm. O şekildeydi. Dolayısıyla lafı şuraya bağlayalım. Dua çok önemli. İnsanların makamına, malına, mülküne itibar değil, insan olduğu için, insan olduğu için biz ona saygımızı, itibarımızı gösterelim. İşte ben de toplumumuzda bu düşünce hakim olduğu için, yani birisi beni gördüğü zaman işte bu YouTube'da içerikler paylaşıyor diye bana hürmet göstermesin. Bana karakterinden, şahsiyetinden, kişiliğinden seviyorsa bunun için göstersin diye onun için kendimi göstermiyordum. Sebeplerinden bir tanesi de bu idi. Bu vesileyle bugünkü bir anımızı da paylaşmış olduk. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Muvaffak Bey, Sayın Genel Müdürüm, hediyemi bekliyorum artık. Hediyemi bekliyorum. Şöyle paketler içerisinde, çiçekler içerisinde hediyemi bekliyorum. Artık hediye olarak ne düşünürsünüz? Karar sizin. Bak iddiayı kaybetmek üzeresiniz. Su ilçe merkezinin gırtlağına gelmiş durumda. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.